Pekala, araştırmacılar miyop rahatsızlığının yaygınlaştığından şüpheleniyorlarmış. 2000 yılında yapılan bir araştırma rastgele seçilen 400 kişiden sadece 132'sinin miyop olduğunu belirtirken, 2015'te yapılan bir araştırma rastgele seçilen 600 kişinin 228'inin miyop olduğunu belirtiyor. Bu videoda araştırmacıların şüphesinin yerinde bir şüphe olup olmadığını görmek için hipotez testi yapacağız. Bu arada videonun herhangi bir anında ki o an bu an bile olabilir ilham geldiğini hissederseniz hemen videoyu durdurun ve soruyu kendi kendinize çözmeye çalışın. Hadi bakalım, birlikte yapalım. İşe sıfır ve karşıt hipotezleri yazarak başlayacağız. Sıfır hipotezinin statikoyu yani herhangi bir değişiklik olmayacağını temsil edeceğini hatırlıyorsunuz değil mi? Demek istediğim araştırmacıların şüphelerinin aksine sıfır hipotezi miyop rahatsızlığının yaygınlaşmadığını ileri sürecek. Miyobun yaygınlaşıp yaygınlaşmadığını anlayabilmek için 2015'teki oranı 2000'deki oranla karşılaştırabiliriz sıfır hipotezi bir fark olmadığını ileri sürecek demiştim ve hemen not ediyorum. 2015'te miyobu olanların oranı ile 2000'deki oranın birbirine eşit olduğunu yazıyorum. Karşıt hipotez ise bakın soruda araştırmacılar miyobun yaygınlaştığından şüpheleniyorlar diyorlar. Bunu da 2015'teki oranın 2000'deki orandan büyük olması ile ifade edebiliriz. Bu şekilde yazdığımızda karşıt hipotez miyobun yaygınlaştığını destekler öyle değil mi? Sıfır hipotezini test etmeden, yani reddedip reddedemeyeceğimize bakmadan, isterseniz çıkarım yapabilmek için gerekli koşulların sağlanıp sağlanmadığını kontrol edelim önce. Bunu daha önce defalarca yaptığımız için artık alışık olduğunuzu düşünüyorum. Evet, rastgelelik koşulu. Tamam, bu koşul sağlanıyor. Neden diyecek olursanız bize alınan örneklemlerin rastgele alındığını söylüyorlar. Ondan. Güzel. Normallik koşulu. Bu koşulu sağlamak için örneklemlerin ikisinde de en az onar tane başarı ve başarısız olduğumuz durumun bulunması gerekiyor ve bunun da doğru olduğunu söyleyebiliriz öyle değil mi? Burada 132 kişinin miyop olduğunu söylüyorlar. Birinin miyop olmasının başarı olarak görülmesi kulağa pek de mantıklı gelmiyor biliyorum ama bu koşulun sağlanıp sağlanmadığını bu şekilde test ettiğimizi düşünüp detayı çok da önemsemememiz gerekiyor. Tamam, 400 eksi 132 ise bize başarısız olduğumuz durumların sayısını verir ve bu da 132 gibi ondan büyük bir sayıdır. Aynı durum 2015'te alınan örneklem içinde geçerli olduğuna göre normallik koşulunu sağladığımızı da söyleyebiliriz. Son olarak bir de bağımsızlık koşulu var. Bunun sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmek için de ya örneklemin geri koyma yöntemiyle oluşturulmuş olması gerekiyor ya da örneklem boyutunun popülasyon boyutunun yüzde onundan fazla olmaması gerekiyor. Ve büyük örneklemin alındığı popülasyonlarda en az 6 bin kişinin olduğunu düşünmek çok da mantık dışı gelmiyor öyle değil mi? Buna dayanarak da bağımsızlık koşulunun da sağlandığını söyleyebiliriz. Soru da çok anlaşılır değil ama olsun. Bu koşulları değerlendirmek önemlidir ve bunu yaptıktan sonra da bir anlamlılık düzeyi belirlememiz gerekecek. Alfayı, yani anlamlılık seviyesini yüzde 5, yani 0,05 olarak belirleyelim. Şimdi de sıfır hipotezin doğru olduğunu varsayarak 2015 ile 2000 arasında en az elde ettiğimiz kadar büyük bir fark olmasının olasılığının ne olduğunu hesaplayacağız. Bu olasılık anlamlılık düzeyimizden küçükse, sıfır hipotezini reddedip karşıt hipotezi kabul edeceğiz. Olasılık anlamlılık düzeyinden büyük çıkarsa da sıfır hipotezini reddedeceğiz, yani araştırmacıların şüphelerinin yerinde olmadığı sonucuna ulaşacağız. Hadi bakalım. Öncelikle z değerini hesaplamamız lazım. Z değeri 2015'teki örneklem oranı eksi 2000'deki örneklem oranı bölü 2015 ile 2000'deki örneklem oranlarının farkının örnekleme dağılımının standart sapması. Bunun yaklaşık olarak eşit olduğunu yazıyorum. Neden diyecek olursanız paydaki değeri hesaplayabiliriz ancak paydadaki değer için ancak bir tahminde bulunabiliriz. Payla başlayalım. Farklı renkler kullanmayayım. Evet, 2015'te 600 kişiden 228'inde miyop varmış. O halde 228 bölü 600 yazıyorum. 2000'de ise 400 kişiden 132'sinde, bunu da 132 bölü 400 olarak yazalım. Bölü, evet, karekök içinde, toplam oranı kullanmamız gerekecek. Bunu da şap galı pc olarak göstereyim. Toplam oranı kullanmamızın sebebi ki bundan önceki videolarda da bahsetmiştim. Hipotez testi yaparken sıfır hipotezinin doğru olduğunu varsayarız. Öyle değil mi? Sıfır hipotezi doğruysa da 2015 ile 2000 arasında herhangi bir fark olmaması gerekir gerçek oran için iyi bir tahmin elde edebilmek adına örneklemleri birleştirebilir yani toplayabiliriz. Bu durumda örneklem boyutu 600 artı 400'den evet 1000 olur. Miyobu olanların sayısı da 228 artı 132'den bir bakalım. Evet 360 olur. 360 bölü 1000 ya da 0,36. Örnekleme dağılımının standart sapması için tahmini bir değer elde edebilmek adına bunu kullanacağız. Hemen yazıyorum. 0,36 çarpı 1 eksi 0,36 yani 0,64 bölü 2015'teki örneklemin boyutu ki o da 600. Artı 0,36 çarpı 0,64 bölü 2000'deki örnekten boyutu yani 400. Hesap makinesini almadan bakalım bunu biraz sadeleştirebilecek miyim? 228 bölü 600 ikisini de 6'ya bölebiliriz öyle değil mi? Bu... E Evet 38, 38 eder. Bu ise 100. Sonuçta 0,38 olur. 132'yi 4'e bölünce 33, evet 33 bölü 100'de 0,33 eder. Payda 0,38 eksi 0,33'den 0,05 buluruz. Evet yaklaşık eşittir işaretini de koyayım ve artık hesap makinemi çıkarayım. 0,05 bölü karekök içinde 0,36 çarpı 0,64 evet bölü 600 artı 0,36 çarpı 0,64 bölü 400. Pekala, sonuç yaklaşık olarak 1,61. Peki, bunu buraya da yazalım. Yaklaşık olarak 1,61. Bunu örneklem oranları yani 2015'teki örneklem ile 2000'deki örneklem oranı arasındaki farkın örnekleme dağılımının ortalamasının 1,61 standart sapma üzerinde olması olarak yorumlayabiliriz. Sıfır hipotezinin doğru olduğunu varsaydığımızı da eklemek istiyorum. Şimdi de p değerini hesaplayacağız p değerinin z değerinin 1,61'den büyük ya da eşit olmasının olasılığı olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? Size hemen dağılımı da çizeyim. Evet, bu herhangi bir normal dağılım olabilir. Ortalamanın 1,61 standart sapma üzerindeyiz demiştik başka bir deyişle. Bu alandan bahsediyoruz. Evet, hesaplayacağımız p değeri bize bu alanı verecek. Anlaştık mı? Hesaplamak için de bir Z tablosu kullanacağız. Bu Z tablosu bize belirli bir Z değerine kadar olan kümülatif olasılığı veriyor. Bu yüzden tablodan elde edeceğimiz değeri birden çıkarmamız gerekecek. Evet, 1,61'e bakalım. E, 0, 94, 63. Evet az önce de söylediğim gibi 1 eksi 0 virgül 94, 63'ü hesaplamamız gerekiyor. Bu da 0 virgül 0, evet 5, 3, 7'dir. Tamam. P değerinin anlamlılık düzeyinin çok az üzerinde olduğunu görüyorsunuz değil mi? Anlamlılık düzeyini testten önce belirlememizin sebebi de budur. Demek istediğim bu sonucu gördükten sonra anlamlılık düzeyini biraz arttırayım ve sıfır hipotezini reddedeyim şeklinde düşünmemek için anlamlılık düzeyini önceden belirlemememiz gerekir. Böyle yapınca zaten yaptığımız araştırmada bilimsel bir araştırma olmaktan çıkar ve doğru olmaz. Peki soruya geri dönelim. P değeri anlamlılık düzeyinden büyük olduğu için aradaki fark çok küçük de olsa sıfır hipotezini reddedemeyeceğiz. Soruda bahsedilenler bağlamında düşünürsek miyobun yaygınlaştığına dair yeterli kanıt yoktur diyebiliriz. İşte bu kadar.